Aracımız Volvo S80. Biz bu araca çevresel kamera sistemi kurduk. Aşağıda yanıp sönen flaş. Dikiz aynalarının altında, önde ve arkada toplam 4 tane kamerayla aracın etrafını sürekli kayıt altında tutuyor. Geri viteste zaten bilinen Volvo klasiği, sensörlerle beraber çizgilerimiz artı PDC. Video interface desteğinin variyeti sayesinde burada görünen Now butonuna 2 saniye basılı tuttuğumuzda ekranımız çevresel kameraya geçiyor. Çevresel kameranın şöyle bir uzaktan kumandası var. Bu uzaktan kumandanın alıcı gözü videoda görünmeyebilir. Tam şurada küçük bir nokta var. O noktanın içerisinde yer alıyor. Kumandanın üzerindeki 4 tane yön tuşuyla büyük ekrandaki görseli, ön ekran, zaten kenarındaki küçük araba simgesinde ön tarafı sağ, sol ve arka şekliyle gösterebiliyor. Sağ taraftaki kamera, sol taraftaki kamera. Şimdi de gerideki kameraya bakıyoruz. Geri kamera. Bu sistemin içerisinde menü içerisine girdiğiniz zaman karşınıza kayıt şekli, kontrol, kalibrasyon, sistem ve versiyon olmak üzere bir takım menülerle karşılaşacağız. Rekord bölümünün içerisine girdiğimizde kaydedilen bilgiler torpido içerisindeki flash belleğe yazılıyor. Flash belleğin içerisinde kayıt zamanı, kayıt tarihi ve listedeki sıralaması şekliyle ilerliyor. Bu biraz önceki yapmış olduğumuz kaydın görüntüsü. Gene ok tuşları üzerinde tek tek kayıtların kameraya ait görüntülerini görebiliyoruz. Burası yukarıdan aşağıya komple liste halinde. Standardda 10 dakikadır. Kontak açıldıktan sonra 10 dakika süre boyunca sürekli kayıt yapar, bir sonrasına geçer. Diğer görünen 5 dakika, 2 dakika gibi seyirlerde kontak açılıp kapattığının işaretçisidir. Kayıt bölümüne girildiğinde kayıt kanalı ve kaydın yapılacağı yer, bunu USB olarak belirleyebiliriz veya sistem içerisinde SD kart yer alıyor. SD kart olarak belirleyebiliriz. Kontrol bölümüne geldiğinizde sinyal, yani manevra sinyali, emergency sinyal denilen durum, araç kapatıldıktan sonra da kayda devam edebilme durumu. G sensörde aracın sarsıntılara karşı vibrasyonunu ayarlıyoruz. O vibrasyon durumunda da kayıt otomatikman başlıyor. Kalibrasyon zaten her yerde olduğu gibi sistemin kalibre ayarları. Sistem ayarları içerisinde size bir şifre paneli karşılıyor. 6, 5, 4, 3, 2, 1 sistemin paskodu. Burada sistem içerisinde yapılacak değişkenliklerin ayarları var. Herhangi birine girdiğinizde böyle bir ekran karşılıyor sizi. Bunun içerisinde sağdaki, soldaki kameralar, ön ve arkadaki kameraların zoom ölçülerini, ekranın araba simgesiyle birlikte etrafındaki 360 derecelik kör nokta olmayacak şekilde kamera açılarını ayarlamanıza müsaade ediyor. Aynı şekliyle tüm kameraların ışık, kontrast, renk gibi ayarlarına müdahale edebiliyorsunuz. Sol tarafta video output diye bir bölüm görülüyor. Video output bölümünde çıkış dosyasının NTSC olduğu, işte ekran rezolüsyon değerleri artı bu dosyalar H264 formatında USB'ye yazılıyor. Bunu bilgisayarınızda izleyebilmeniz için H264 kodeinin yüklü olmasını
istiyoruz. Format bölümüne gelindiğinde formatla mevcut sistemdeki SD ve USB'yi komple formatlayıp sistemi sıfıra getirebiliyoruz. Kontrolün içinde... Kontrole daha önce bakmıştık.